üzerine sürterek en hızlı şekilde köpürüyor. Köpürmesini sağladıktan sonra önce el ayaklarımızı, yani iç kısımlarını, daha sonra her yerine temas edecek şekilde dış kısımlarını, ne demiştik, parmak aralarını, daha sonra bütün parmaklarımızı, şimdi tırnaklar kaldı. Yine avuç içi ve tırnaklarımızı da yıkıyoruz. En son bileklerimizi. Tabi bu temas ya da yıkama istediğiniz yere göre değişir. Yine bunu aynı şey için kollarınıza kadar da uzatabiliriz. Daha sonra elimizi... Ellerimizi bol suyla akan su altında İyice köpüğün arındığından emin olana kadar yıkıyoruz, duruluyoruz. Bundan sonra bir yere temas etmemeye çalışıyoruz ki hani elimiz ıslak. Çünkü iletken. Kağıt havluyu hani ulaşabildiğimiz yerden alıp. Ellerimizi bel hizasının üstünde tutuyoruz. Evet. Cerrahide bel hizasının aşağısı kirli, non-steril olarak kabul ediliyor. Evet. Ellerimizi güzelce kuruladıktan sonra yine demiştik ki çeşmeyi bir kuru serpak alarak kapatmayı tercih ediyoruz ki ıslatmamış olalım yine etrafı. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi bir de eldiven giymeyi de gösterelim. Benim eldivenim ıslak çünkü.